40 yıldır futbolun içindeyim. Sana Çakar Bey diyebilir miyiz? Ya ne istiyorsanız deyin bana. 40 yıldır futbolun içindeyim. Bakın. 90'da bir frikik golü. Hayır, şimdi biraz sakin ol. Çünkü birazdan sinirleneceksin. Gene mi sinirlenir? Oğlum siz benden ne istiyorsunuz? Hayır, ya? Şundan dolayı. Ya benim ölmemi mi istiyorsunuz? Ben anlamadım ya. Ankaralı çok çok özel bir isim. Şu anda bana bu ismi yazıyor. Ya inanma ya. Jetli. Jetler yapıyorsun. Jetli tanıyor musun? Bensizken Ankara'da. Bak, Çin'den 9 milyon euro veriyor mu? 9 milyon. Yanına Fernando ile ver şimdi. Birkaç oyuncu daha veriyor. Hocam. Ersan 6 milyon, 7 milyon kazanıyor ya. Veriler var. Dur be Rasim. Ankara dedi. Rikering bu kadar iyi olması, hoş olması, tatlı olması, sevimli olması bir futbol adamına asla uymuyor. Rikering kiralık katil midir ya? Hayır. Hocalar gördüm. Aziz. Ama Rikering'e hangi sivri soruyu sorarsan sor, sanki çok beyefendice cevap vereceğimiş intikamı, intibası. Hocam lapsus yaptın. Ne? Bu Rikering. Sen bir intikam bekliyorsun. Yani ne? Bu kadar biliyorsun genelde sapıklar çok iyi sapık insanlar. Sapık babuk demedim oğlum ben. Ağır eleştiri tam önümüzü. Ben eleştiriye çok açık bir... Tabii, ne tabii. Oluyor lan kim bu? Hocam bu kim bilin bakalım. Kudüs'ü Müftüoğlu'na benziyor ama. Hocam ne Kudüs'ü Müftüoğlu? Hayır arkadaki ayaktaki ne diyor? Hayır seni korurum Kudüs. Hayır yanlış anladın. Kuzey'i ben seni korurum Kudüs'ü değil. Hayır ya. Çocuğunu demiyorum. Arkadan çocuğunu ben sana yürürüm Kudüs'ü. Hoca diyor ki. Demeye getiriyor. Kalın bacaklı kız çocuğu. Hocam kız çocuğu değil o. Erkek hocam. Zor ya Fenerbahçe. Erkek değil hocam. Böyle erkek olur mu ya? Belli mi olur? Erkek olabilir Ertem. Böyle bir hocam. Böyle bir hoca yok. Kimdi böyle oğlum? Bir antrenör yok. Skala. Herifi yollamak için. Skala. Baba yollamak için. 50 tane yol denedik biliyor musun? Otelde Skala. 50 tane yol. Skala'nın çok sevdiği bir atı var. Sen ve ben karar verdik. Atın keldesini kesip Skala'nın bacaklarının arasına koyduk. Hocam bir şey söyleyeyim. Anlamadın değil mi detayı? Anladım. Ne anladın? Ayıp bu ne şey anlatalım. Teknik direktöre soru soruyor bu hanımefendi. Bak sonra kitap okuyor hocam. Ukraynalı mı bu kadın? Ukraynalı. Olabilir. Nasıl olabilir? Sözlüktür belki. Benim burada yumurta kırmam gibi bir şey hocam. Olabilir. Zaten sen burada fındık kırıyorsun. Hem program yapıyoruz hem fındık kırıyorsun. Fındık kırıyorsun dedi. Hayır, seni gidi fındık. Versene müziği bize. Bizi rezalet Allah'ını seversen ya. Maymuna çevirdin bizi ya. O kadın ne penguene dönmüşüm. En önesin. Sen de Ahmet Çakır'ın arkasında. Ya. Sinan abi yine bir sarışın bulmuş. Tövbe estağfurullah ya. Sarışın önündeki. Ne biçim konuşuyorsun? Hayır oğlum ya. Ne biçim konuşuyorsun? Oğlum o düğün kim? Bu ne abi? Yeni geldik. Bu ne? Yapmayın Allah aşkına. Ertem bu ne Allah aşkına bu ne bak, ya? Ahmet en hocam tehlikeli diyor. Ahmet Çakar'ın arkasındaki Ertem. Ahmet hocam yorumlasın. Hocam Ertem'e güvenilir mi? Şimdi şöyle söyle. Arkadaşlar. Şunu izlediğinizde bizi izleyenlerin belli bir kısmı gülüyor. Belli ne yapıyor be? Ama ben kendim iğrendim şu görüntüde. O kadar ya. Kenan diye bir arkadaşımız var hocam. Devamlı sana da sallıyor. Ha. Hepinize sallıyor biliyor musun? Nerede sallıyor? Her yerde biz beraber arkadaşımız. Şey hakkı. İfade özgürlüğü. Aa, sen bak diyorum ya. Sarışının arkasında. Tövbe tövbe. Ya niye sarışının arkasında? Allah'ım yarabbim ya. Dur. Dur! Tehlikeli göründü. Aa, siz arka arkayasınız. Arka arkaya. tövbe. Geçelim Kartal Aslan kavgasını bir görelim bakalım. Oo, bu çok güzel ya. Vay. Evet. Bak Apo yine namuslu bak. Dokunmuyor bak. Dokanmadan gidiyor Apo'ya bakın. Dokanmadan. Ama Ertem'le Ahmet Çakar çok kanka bak. Seni penguen yapmışlar zaten rezil. Tövbe. Selamlar gönderiyorum o videoyu bize alsın. Bitti mi? Ya. Ben kaçtım. Ekstra var. Oğlum ekstra var Şişli'de. Şişli pavyonunda. Bak. Apo abi sen yine namuslu bak görüyor musun? Hocaya bak nasıl kıvırıyor bak. Hocaya bak hoca döndü sarışın. Hoca arkadan Ertem önden sarışın. Ya Ahmet Hoca.
Niye peki bu, bunu kim yaptı? Sen mi yaptın Ertan Bey? Yok ya? Kendiliğinden oldu. Kendiliğinden çok güzel. Abi, şu an her yere düşmüş. Benim vücudum şu anda Vampersi'den daha iyi. Her yere düşmüş. Tabii de bir soyun sana bir şey. Soyun. Aç, aç, aç. Soyun. 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 Bence. Soyun. Bak hocam sen gördün mü sen? Her de bu nereden aklınıza geldi? Bu Sezgin'in fikri mi? Bunda bu var. Bunda çünkü Sezgin'imiz geçen hafta söyleyince intikamını aldı. Dedik ki Sezgin dokanmadan yapamaz dedik. O da intikamını aldı. Yine en çok Apo'ya şey yapmış. Tiyak etmiş. Abdülkerim abi baksana. O dokunmuyor bak. Beni hayatta üç şey çok korkutmuştur. Nedir? Bir. Mesela bir arkadaşım vardır. Evliliğin nasıl gidiyor dersin. Abi 10 yıldır takımız yok. Kavgamız yok. Münakaşamız yok. Hocam çok ayıp yanlar bunlar. Evi terk etme yok. Kavga yok. Dur lan dinle. Pardon. Ya Zabdülkerim abi kıyafet giyse düğünden ayrılır. Ertem ve Ahmet Çakan ilişkisi. Ulan yine mi beni gösteriyorsunuz? Penguen tipli benim. Tolga Ciğerci mi Gökhan İnler? Ben Galatasaraylıyım ama gerçekçi olursa Gökhan İnler. Tolga Ciğerci mi daha iyi oyuncu Gökhan İnler mi? Valla Gökhan İnler Tolga Ciğerci'ye 2 kilo ciğer verir bunu kasaba götür. Kavurma yap getirdi. Abi Gökhan İnler ya yapmayın ya. Güzel bir kurban kavurması yapar mı? Apa dünya adam çok. Yemin ediyorum. Bir dakika Ahmet Çakan'a bak. Burada dur. 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 Dur sen. Dur. Ertem sen abi, abi niye durmuyorsunuz? Burada niye bende durdu? Dura dura bende durdu. Ulan Serkan. Karartalım. Al alt yazıyı. Ne oluyor ya? Al alt yazıyı. Müdahale etsene bu Ertem'e ya. Al alt yazıyı. Ertem sen pavyoncu olsana. Pavyon çalıştırsana. Bak bak güzel bir hareket ediyoruz. Hocam bak bak. Abi hoca Ertem. Hoca normal bak. Bak güzel yaptın hoca. Hoca zilek mi baksana? Baksana. Dur. Dur Serkan. Hop. Bu ilişkiyi açıklayın. Bu ilişkiyi açıklayın. Hey Beyaz Futbol izleyicileri. Bu münasebetin derecesiyle ilgili tweetler atın. Bir de Sinan Engin'e DM atın. Münasebetin derecesi nedir? Saçmalama ya. Hocamla dans ediyoruz ya. DM atmayın de. Ben Ahmet Hocam'a bırakıyorum sizi. Çünkü mağdur Ahmet Çakan orada. O sebeple ben sözü Ahmet Çakan'a bırakmak istiyorum. Mağdur olan Ahmet Çakan. Mağdur. Ya yarın ya. Bir açıdan mağdur değil. Hocam mağdur. Önden mağdur değil, arkadan mağdur. Tövbe tövbe. Evet hocam buyurun. Sen utanmıyor musun? Bir Photoshop yapmaya. Aslana bak ya, derdin ne, çek gitme kardeşim ya. Hadi yani. Vay yavşak aslan. Allah Allah. Yürü gitme kardeşim ya. Yiyecek ama onu. Abi terbiyesizliği baksana şurada aslan yani. Aslan yaralı ediyorsun. Yaralı orada şey uçamıyor. Kartal orada bak ona saldırıyor. Yani burada Galatasaray Beşiktaş mevzusu değil abi. Başka bir şey var orada. İki tane canlılarını bir hayvan kavgası var. Ondan bahsediyor. Aslan aslanlığını yapıyor. Kartal aslan orada şerefsizlik yapıyor. Ne alakası var? Abi kendi diyor hayvanlar alemi o hayvanlar. Sinan sen Rangers olsana. Bunu Galatasaray'la bu Galatasaray'la Beşiktaş'ta mevzusu değil. Buna ayırıyorum. Yani orada bak orada can çekişiyor. Onlar, Kartal oradan saldırıyor. Ne dedin hocam? Ne oluyor? Rangers. Şey var ya, ne parklarında koruma muhafaza müdürünün adı neydi? Rangers'lar hocam. Rangers'lar. Bak çok güzel olur Sinan. Olurum. Olurum vallahi olurum. Ulusal parklarda Ranger. Evet sevgili seyirciler biz yine anketimizi tekrar edelim. Bir burada haksızlık görüyorum. Ne oldu ya? Yine ne oldu ya? Ne oldu yine ya? Bir eğer bu fotoğrafta Kanaryacık'ta olmazsa bu üç büyüklerin topuna hakarettir. Ya bu nasıl? Görüntüye bizi beni penguenin kafasına monte ettiğin gibi Ahmet Hoca'nın arkasına geçtiğin gibi, Sinan Engin'i bir sarışının arkasına monte ettiğin gibi lütfen Kanarya'yı da buraya monte et. Kanaryasız kartal, kanaryasız aslan olmaz. Bu doğa mücadelesini bir de Kanarya üzerinden görelim. Aslan Kanarya'ya ne yapmış? Kanarya kartala ne yapmış? Kartal Kanarya'ya ne yapmış? Ali Ertem Şener, kanaryasız olmaz. Üstelik Ali Ertem Şener adlı şahıs. Ali Ertem Şener adlı şahıs. Buyur hocam. Oradaki erkeklerin kafalarının yerlerine bizleri monte etmiş. Beni erkeğine koymamış, beni penguen'e koymuş. Sen penguen uyar diyerek. Müsaade eder misiniz? Metin Albayrak, Sayın Albayrak canlı yayındaymış. Biz yerine. Metin Albayrak'ın penguen oldu.
Ahmet Çakar geçtiğimiz hafta bir tweet attı. Beşiktaş İstanbul'a karlar düştükten sonra şampiyon olur dedi. Yani kış gelmeden Beşiktaş şampiyon olur ifadelerini kullandı. Neler söyleyeceksiniz? Geçen sene de bizle alakalı Beşiktaş şampiyon olamaz demişti. Abi Metin akıllı çocuk, zeki çocuk tabii, unutmamış. Hocası da geçen sene Fenerbahçe şampiyon olur demiş. Ya bir dakika, anlamadığım bir şey var ya. Bu Türk insanı ne zaman adam olacak? Türk insanı adamdı. Hayır, şunu demek. Müziğimizi de verelim hoca istiyor. Ya bir dakika, benim her dediğim çıkacaksa. Kaldır. Kaldır şu müziği. Kaldır. Ama bu müziği gördüğüm vakit midem bulanıyor. Bağırsaklarım gurulduyor. Zaman zaman geğirme ve yellenme hissi doğuyor. Hakikaten son 20 yılda. Müziği kapat. Bakın oğlum, çok önemli bir şey söylüyorum. İçerideki sezgi. Zaten bu müziği kes ya. Hocam bunu duyunca hocam sende koku geliyor hakikaten ya. O toz için yaptığı Mugdat mı Müjdat mı bir olan var. Mugdat. Mugdat diye de insan mı ismi mi olur anlamadım ki ben, neyse. Ama iyi futbol. Hocam o zaman Ertem Bey beni taciz ediyor. Şimdi. Sen de lütfen Ahmet Çakal'la olan pozisyonunu anlat 80 milyona. Arkada ne yapıyordun? Şimdi onu da anlatacaksın. Arkadaşlar dur Rasim. Kasımpaşa yarın 2-0 galip gelirse lig sonuncusu fena oluyor. Siz Galatasaray ve Beşiktaş takımlarını karşı karşıya oyuncularını birebir karşılaştırın. Kaçağı var burada oğlum. Bana komple mi kurdunuz burada? 5-6 yerde kalıp Beşiktaş iyiyse. Ertem Şener. Efendim. Ali Ertem Şener. Yeni adıyla Ali Ertem Şener. Lütfen özür diler misin? Ne oldu gene ya? Haftaya çok önemli bir derbi olacak bu dedin. Sezonun ilk derbisi dedin. Doğru mu? Doğru. Bütün Kasımpaşa halkından özür dilerim. Tövbe yarabbim ya. Ben de ne diyeceksin? Kasımpaşa Fenerbahçe yarın İstanbul derbisi var. Ben de ne diyeceksin diye bekliyorum. Ya, Kasımpaşa yeni hocasıyla... Hayret genç bir şey Rasim ya. Hani bir şey, ciddi bir şey falan söyleyeceğiz zannediyorum. Beklerken ya Rasim. Kasımpaşa Fener derbi değil midir? Olur mu derbi, olur mu, ne alakası var? Şimdi Fenerbahçe ile yani Kasımpaşa değil mi? Yazılı sözmeye göre derbidir. Olur mu? Aynı şehrin iki takımı arasında yapılan maçı derbidir. Şimdi Rasim öyle biraz Kasımpaşa milleti güldürsün etsin de sinirlendirsin. Tabii milleti ben güldürsün etsin. Ben palyaço muyum? Biraz ciddi konuşalım. Bir de bana şey verin. Bu derbiyi kazanan ligin favorisi olur görüşüme. Burnuma bir domates. Katılmayan var mı? Ben. Evet. Ben. Yani Galatasaray gidip Vodafone orada maçı kazanır. Kadro kalitesi. Evet. Değeri ve yaratıcı oyuncu. Bak ama mesela, bizim derdi yoktu bak, hocam. Derdi yoktu, hocam, derdi olmadan çok güven oldu. İnsan trafor, Cenk Tosun mu insan trafor? Derdi yok. Ya. Derdi yok. Dertsiz, dürtsüz çakıyor. Her anda çakıyor. Şimdi tabii Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynamış bir takım hocam, kaptanı. Wembley'e evet, ayak basmış bir Türk futbolcusu İlk için. İlk basan Türkçü olan şu. Bunu eleştiren anlamında söylemiyorum. Evet, Bahar, düşün. Mı? Fenerbahçe kaptanı, milli takımın kaptanı. Kadın mı erkek mi yoksa benim görüntümde bir kadın mı? Bana da benziyor hafif galiba. Bak bir daha göster bakayım. Bir baksay. Suratı bana benziyor mu bu herifin? Kız çocuğuyum. Hayır abi kız, ben kız gibiyimdir diye saçı koydun mu böyle oluyorum. Kız gibisin sen. Güzel hayatına kimse müdahale edemez. O gencecik bir kız şöyle gibi. Belli bu tipine baksana şuna. O kızın ismi neydi? Fotoğraf. İkincisi Şenol Güneş Bey. Rikering Bey'e göre daha tecrübeli. Bir daha söyle bakayım. Şenol Güneş Bey. Rikering Bey'e göre daha tecrübeli. Bir adamın soyadına Bey dendiğini ilk defa duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti bunu çıkardı. Dik Advokat'a sihirli Advokat Dik. Hollandalılar taktılar onu. Sihirli Dik mi? Sihirli Advokat. Hiç sihirli görmemiştim. Rikering Bey Şenol Hoca'ya sadece Şenol Hoca. Bu kadar iyi olmayacak kadar iyi diye bir laf vardır ya. Ya da bu da benzer bir şey. Bunun İngilizcesi vardır aslında. Yok. Bu beni rahatsız ediyor. Hocam biz alışmadık mı futbol yok abi, aleminde? Dünyada. Türk futbol aleminde. Adamın iyi olması, hatasız olması seni rahatsız mı? Bir şeyin kusursuz olması. Abi onu anlayamazsınız siz. Bir şeyin kusursuz olması beni çok rahatsız ediyor. Kapatın şunu ver bizi. Kusursuzluk beni rahatsız eder. Kusursuz evlilik yoktur varsa rahatsız olurum. Ne kusursuz adam ya, yoktur varsa rahatsız olurum. Kusursuz cinayet. Kusursuz cinayet asla yok. Ertem'in ne kusurunu gördün? Çok kusuru var ya. Doğmuş olması kusurunun be. Kapıdan bir şey yaşamadı içimden bu. Gelen bir şey. Demez bu i̇çimden gelen daha bir ses. Daha yaşamadı bir şey bu. Bunun hiçbir real açıklaması yok. Ölçülebilir tarafı da yok. Bu kadar beyefendi, bu kadar güzel, bu kadar tatlı reaksiyon gösteren, bu kadar herkesin sevgisi olmuş bir adam evet, önümüzdeki 3 ay içinde patlayacak. Allah Allah. Bak
Böyle bir temennim hocam, yok. Hocam Türkiye bu adamı temennim yok. Getir. Böyle bir temennim yok. Yani şeye mi, basın mensuplarına falan. Bir şey olacak. Bak bir şey çıkacak. Diyecek ki milyonlarca futbol sever. Bu sadece Galatasaraylılar değil. Fenerbahçeliler mi diyecek? Ya diyecekler ki biz bunu. Rikerekler hiç beklemeziz. Sahi mi ya diyecekler. Şenol Hoca. Baktığım vakit tabii yıllardır tanırım. Arkasına baktım, arkasını görüyorum. Bir tek adamın arkasını göremiyorum. Ve bu beni, ben bir adamın arkasını göremezsem. Ya ne yapacaksın adamın arkasını ya? Arkasını ne demek istediğin yani? Hissedebilmem lazım. Ertem senin arkanı görüyor. Ertem'in arkasının önünü, her tarafını görüyorum. Defalarca görmüşüm. Rikering'in arkasını. Levent. Bizim Levent Nazifoğlu. Yıllardır tanırım. Çok fazla samimiyetim yok. Arkasını görüyorum. Dur bakayım, tamam. Dursun Özbey'i görüyorum. Aziz Yıldırım. Bir aralar Fikret Orman'ı göremiyordum. Bu Rikering Bey beni çok sevmeme, saymama, pırıl pırıl bir insan olmuş olmama rağmen korkutuyor kardeşim. 3-1 Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray 2-1 kazanır diye niye güldün? Ali Ertem Şener aklıma geldi. Artık şu an Türkiye'de Ertem Şener öldü. Benim adım zaten Ali Ertem Şener. Ama Ertem Şener diye biliyorum. Ali. Ali ismini ben çok Ali seviyorum. Şener diyebilir miyiz sana? Ahmet Hocam. Ne diyeceksiniz? Neye ne diyeceğim? En çok güven veren şu anda neyin diyeceğim? Anlayamadım ben. Yani. Hocam şu anda yani baktığınız zaman güven veren, en çok güven veren, hani derbiye takımını en iyi motive eden. Şimdi beyefendileri tanımasam, hiç tanımasam ikisi de güven vermiyor derim. Tanımasam. Şayet ikisini de hiç tanımasam, ikisine de güvenmem. Güven ver, telkin etmiyorlar tip olarak. Ne görüyorsun hocam? Asya Arcan Buran Kurnaz'ım diyor ya. Ben bu bey, avukat bey. Buran ben Kurnaz'ım diyor. Ben sakalın peşindeyim. Hayır, buraya sakala geldim. Dik. Gerekirse oyuncuları halkın önüne atarım. Parayla sallarım. Asla Aziz Başkan'a sallamam. Burada kal. Keşke de beni kurtarır diyor şu anda. Bir 600 yıl alayım ben, tekrar Amsterdam'daki şeye döneyim diyor. Kafeteryaya döneyim diyor. Rikering Bey ne diyor? Abi Rikering'i göre. Rikering'i her gördüğüm gün hayatımda delikanlıyken seyrettiğim o korku filmi Suspiria'daki. Suspiria ya da. Evet. Kız böyle cama bakar gece karanlık. Bir tıkırtı duyar. Dışarıda korkunç bir fırtına ve yağmur yağmaktadır. Olay bir muhtemelen İtalyan veya İsviçre kız yatağı kulübüne geçmek. Ne oldu? Nerede? Bu adam yattı ya, sabahtan hoca, beri ya. Hoca deminden abi yaz günü hapşırıyor, kış günü hapşırıyor. Rikering, ne anla hapşırıyorsun ya? Ne yapıyorsun geceleri ya? Hocam nerede yatıyor bu geceler? Devamlı bir, hadi bir hapşırdım bir şey demedim. İki, üç, devamlı çok yaşama diyeceğim sana ya. Sen bir şey deme. Ben gebereyim. Ben gebereyim rahat edin. 15-16 yaşındayım. O filmi ilk kez gördüğümde. İnşallah. Hayatımda korkudan altına yapılır mı derseniz, ben hayatımda ilk ve son defa altına oldum. Suspiria. İşedin mi altına mı işedin? Çocuğum 15-16 yaş. Allah 15 Allah. Çocuk mu olur ya? Ben işedim kardeşim. İşersem işemişimdir. Sen ne ya? Ya bu bir reflekstir. İnsani reflekstir. Arkadaşlar insani reflekstir. Vardır hocam. Ani korkuda altına kaçırma çok doğal bir doğal insani be. Reflektir. Vardır hocam reflekstir. Bu. Çok doğal. Ama bu atasözüne de girmiştik. Korkudan altına yaptı. Evet. 15-16 yaşındayım. O zaman Taksim'de ses sineması mı ne var? Ya da Yeni Melek mi ne? Evet. O da var, o da var. Bir kız öğrenci yurdu. Kızlar tek tek odalarda kalıyorlar. Gece 3 dışarıda bir fırtına, yağmur yağıyor. Cam kapalı. Ya şu kız çocuğu abi ya, korkutucu ya. Kız çocuğu perdeyi açıyor. Çocuklar korkuyor. Karanlık dışarısı, cam kapalı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yağmur yağıyor. Dur be. Sadece lazım. İki tane göz görüyor. İki göz gördükten sonra bir kol camı kırarak içeri giriyor. Kızın ensesinden yakalıyor ve kızı camda, kalbini, malbini Allah, yani bir korku filmi bu. O ara işte altıma yapmışım. Aradan geçti 40 sene. Aradan geçti 40 sene. O gözleri, o adamı hiç unutma. O kız yurdunun, kız yatılı okulunun ya rehber öğretmeni ya aşçı başı gibiydi. Ne garip tesadüf. Rikering'e benziyor. Asla bu bir jenerik senaryoda yoksa beyefendi hala pozitif elektrik aldığım bir adamdır. İyi bir aile babası olduğu konusunda izlerim var. Ama beni çok korkutuyor beyler, beni çok korkutuyor. Hocam sen pozitif elektrik aldığın bir nasıl korkarsın? Ben çok fazla her şey, bak ben kusursuzluktan korkarım. Ben kusursuz fırtınadan korkarsın. Ben kusursuzluktan, mükemmeliyetten kusursuz korkarım. Hocam kusursuz olan hiçbir şey yok. Ben mükemmeliyetten korkarım. Allah Allah. Bakın Allah. Şu anda da hocam, o günlere gittim. Hocam, o Yeni Melek sinemasındaki o seyrettiğim. Şu anda geçenlerde onu YouTube'da falan aradım, o filmi bulabilir miyim? Suspiria var hocam. Herhalde tedavülden kalkmıştır. O sahneyi hiç unutmayın. Suspiria. Hocam ben film de başında. O filmi ya. İki tane sadece göz görüyorsun. Aynı odada kalsan ne yaparsın hocam?
Endişe eder. Karımdan başka kimseyle aynı odada kalmam. Ben öyle sevmem öyle işleri. Yok hocam, illa kötü bir şey yapacaksın. Orada da mesela kötü hanım var. Orada da çok kötü hanım var. Çok kötü hanım var. Belki ondan. Nasıl yani hocam? Genç bir hakemim. İlk defa elit hakemler seviyesine şey. Yıl 1990. Hatta çok be. Biraz kızsın bizi. Arkadaşım kim biliyor musun? Kim? Blankenstein. Ne? Hollandalı Blankenstein. Ne biçim isim? Blankenstein kim hocam? Hollanda'nın en üst düzey bir hakemi ve gay. Gay olduğunu itiraf ediyor. Hocam ismi de tuhaf. Frankenstein gibi. Blankenstein. Blankenstein ama Frankenstein ama gibi. Ama deklare gay. Deklare gay. Olabilir. Neyse bu konuları kapatalım. Ben bir müsaade isteyeyim. Ben rahatsız oldum. Haydi hocam deklare gay. Blankenstein'e ne yaptın? Lütfen anlatın. Ya bırak Allah. Hadi bak işine lan. Sen müziği koysana sizin o rezil müziği. Hani langur lungur. Hadi verelim o zaman. Biraz eğlenelim. Ya bırak Allah. Şu klibi yok. Gitsin mi kalsın mı? Eski haline gitmeyecek, vallahi gelmeyecekse gitsin gibi, yüksek parayla Fenerbahçe'nin ilini düşünüyorum. Yani ay sen düşünme bizim yüksek ilim. Allah Allah'ım abi. Rasim valla ben Fener'in bu haline üzülüyorum abi. Gitsin yapma yok abi, yapma gözünü seveyim ya. Yok abi gitsin abi ya demiş. Gitmesin istemiyoruz. Gitsin demiş. Ali Can sana ne lan demiş bana. En doğrusu bu. Kusu Basman gitsin artık adam olmaz demiş. Bravo Ali Can. Furkan Gümüş. Kerim. Hangi Fener? Oradan da. Hangi Kerim? Evet bak Sinan abi. Veysel abi diyor ki iddiaya girelim diyor Galatasaray kazanacak diyor. Neyi al? Neyine girsem ki? Veysel abi, Veysel Şener. Şu anda Veysel abi, kuaför Veysel. Zarafet Kerim. İsteğiniz iddiaya girelim diyor. Zarafet Kerim diyor. Veysel abiye tekrar selamlar. Saç içinde çok teşekkür ederim. Güzel olmamış mı? Ertem'cim Zarafet Kerim diyor. Güzel değil mi? Zarafet Kerim. Ya sarı boyasam mı yine değişiklik olsun? Şey gibi değil mi? Messi. Tabii. Messi gibi yapayım mı hocam? Tabii. Çahane olur. Sarı boya civciv gibi olursun. Hocam sen simsiyah yap. Bak eğer sarı yapmazsam adam değilim. Bak o gün yayın öyle çıkmazsam. Yap be hocam. Ama bunu sarı yapacaksın görmek için siyah yap. Fatih Terim gibi mi yapsın? Şunu sarı görelim bir yanına. Civciv gibi gelsin ya buraya bu Ertem. Karım kızar. Fatih Terim gibi mi yapsın? Sen korkmazsın ki. Ben sen korkarım. Ben karı köpeğim duruyor. Vallahi. Tövbe yarabbim ya. Hocam niye karı köpeği olacaksın ya? Karı köpeği. Evet. Ömer Gülcan'a da abi def olsun gitsin. Adamı gol makinesi diye aldık. Overlock makinesi çıktı demiş. Güzel demiş. Ömer Akça. Ya nasıl seviyorsun değil mi? Dikkatini nasıl çekiyor böyle şeyler? Aferin. Overlock makinesi nedir? Ben bilmem biliyor musun? Ne demek hocam? Şey var mı? Overlock ütücü gibi bir şey değil mi? Yok böyle. Bir arkadaşım var benim. 38'i versenize. Abdullah abi bizim. Abdullah Kılın. Abdullah Çakıroğlu olmasın ama. Abdullah Kılın'ı yok yani. Abdullah Çakıroğlu küfür ettirir. O soyad ona yakışıyor mu? Çakıroğlu soyad ona yakışmamış o soyad. Neyse oraya gitse aynısını düşünüyorum. Beyler. Ben sizi ibretle izliyorum, şaşırarak izliyorum. Vallahi ama. İbret ve hayret. Galatasaray şunu yapar bunu beyler. He. Turgay Şeren sezonu değil mi? Şampiyon belli birinci de. İkinci kim olacak onun mücadelesini yapın. Ya hocam yapma. Bir, iki. Gözünü seveyim. Beşiktaş'ın ideal 11'i değil. Geride kalan ideal 11'de olmayan 8-10'un yanına 2 tane de paftan oyuncu al. Galatasaray'la yine kafa kafaya oynar. Galatasaray'ı fazla büyütmeyin. Büyütmüyoruz hocam. Galatasaray Fenerbahçe'nin de altında kalabilir diyorsun. Yandı hocam. Eyvah eyvah. Biraz önce dediniz ya Fenerbahçe'de ruh yok yani ruh kalmamış. Ertem, ifade kullanıyorsun. Ertem ne dedi sen? Ne duymuyorsun? Ne dediğini görüyor musun hocam? Beşiktaş şampiyon da diyor. İkinci kim olur? Eyvah. Şampiyon belli değil. İkinci kim deniyor? Var mısınız? Var. Sezon sonunda Beşiktaş şampiyon olur. Diğer hangi takım olursa olsun gömlek, kravat, takım elbise, iç çamaşırı hepsine iddiaya girer. İç çamaşırı mı? İç çamaşırı mı?